arkadaşlar. Bu hafta veri analizi konumuza geçmiştik. Çizgi grafiğini, mod, medyan, aritmetik ortalama bunları işledik. Şimdi sorularımız var. Sorularımızı çözeceğiz. Sorularımı Arı Yayınları Matematik Atölyem kitabından aldım. İlk sorumuz gelsin ve hemen başlayalım. Evet. Yanda verilen grafik bir otomobil bayisinin yılın son 6 ayında aylara göre sattığı araba sayılarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyoruz hemen. En az satış Temmuz ve Kasım aylarında olmuştur diyor. Bakıyorum. Temmuz ve Kasım aylarında. Evet, en az satış olmuştur değil mi? 230'ar adetten. O zaman doğrudur dedik. En fazla satış Aralık ayında olmuştur diyor. Aralık ayında baktık. Evet, 280 adet. En fazla Aralık'ta olmuş satış. Satış miktarı sürekli artmıştır demiş. Bakıyorum, bakın şurada düşmüştüm arkadaşlar miktarı. 250'den 240'a düşmüş. Ağustos'ta 250 satılmış. Eylül'de 240 satılmış. Bakın şurada da Ekim'de 270 satılmış. Kasım'da 230 satılmış. O zaman satış miktarı sürekli artmıştır diyemeyiz. Yanlıştır. En fazla artış Aralık ayında olmuştur. Bakın zaten şuradan göreceğiniz üzere en fazla artış Aralık ayında olmuştur. Bu da doğrudur. Yeni sorumuz geldi. Yukarıda verilen grafik Yusuf ve Nazife'nin günlere göre çözdüğü soru sayılarının dağılımını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yusuf en fazla soruyu cumartesi çözmüştür demiş. Bakıyorum arkadaşlar, Yusuf'un rengi mavi değil mi? Cumartesi baktım. Bakın zaten en fazla soruyu cumartesi çözmüş. Doğrudur. Cuma günü aynı sayıda soru çözmüşler diyor. Cuma gününe geldim şöyle. Bakın ikisi de 80 soru çözmüş değil mi? Yusuf da 80, Nazife de 80. O zaman aynı sayıda soru çözmüşler. Nazife Yusuf'tan daha fazla soru çözmüştür diyor. Bakın arkadaşlar, Nazife'nin çizgileri pembe olanlar. Soru sayılarına bakacak olursak bakın pazartesi Yusuf daha fazla. Salı Yusuf yine daha fazla çözmüş değil mi? Çarşamba Yusuf 100 soru çözmüş. Nazife mesela 20 soru çözmüş. Yine Yusuf daha fazla. Bakın Perşembe de daha fazla çözmüş. Bir Cuma günü aynı sayıda çözmüşler. Bakın Cumartesi de Yusuf yine daha fazla soru çözmüş. Ve bakın Pazar günü de Yusuf yine daha fazla soru çözmüş. Topladığımız zaman zaten o zaman Yusuf'un daha fazla soru çözmüş olması lazım. Yani Nazife'nin değil, yanlıştır diyoruz. Direkt zaten işaretleyebiliriz. Nazife Salı günü 40 soru çözmüştür diyor. Bakalım ona da. Bakın Salı günü 40 soru çözmüş. Doğrudur. Zaten yanlış olanı bulmuştuk. Bir diğer sorumuz geldi. Yukarıda verilen grafikte iki arkadaşın 5 deneme sınavında yaptığı yanlış sayıları verilmiştir. Buna göre Onur'un yanlış sayısı Süleyman'ın yanlış sayısından kaç tane azdır demiş. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Onur'un ve Süleyman'ın ayrı ayrı yaptığı yanlış sayılarını bir bulalım. İlk olarak Onur'la başlayalım arkadaşlar. Onur'un rengi mavi olanlarmış. 10 artı dedik. Bakın 15, 35 değil mi? 35 artı. Bakıyorum şöyle 15 ve 25. Toplayacak olursak kaç tane yanlış varmış? Şöyle 25, 35 ile toplarsak 60. Şöyle 40 daha ne yapacak arkadaşlar? 100. Demek ki Onur'un 100 tane yanlışı varmış. Bir de Süleyman için bakacak olursak arkadaşlar. Süleyman'ın rengi de pembe olanlardı. Bakıyorum hemen. 35 yanlış, değil mi? Artı dedim. Bakın şuradan 30 yanlış ve 10 yanlış. Artı dedim. 25 ve 20 yanlış. Artı 20. Toplayacak olursak arkadaşlar bunda şöyle 65, 75, 100, 120. Süleyman da 120 yanlış yapmış. Bizden ne istiyordu? Onur'un yanlış sayısı, Süleyman'ın yanlış sayısından kaç tane azdır diyordu. 120'den 100'ü çıkartırsam 20 tane azdır derim. Yeni sorumuz geldi. Yukarıda verilen sayı grubunun ortalamasını bulalım istiyor. Biz ne demiştik arkadaşlar dersimizde? Bazen hani bize ortalama olarak da sorabilir. Ben bundan ne anlayacağım? Aritmetik ortalama olduğunu, benden aritmetik ortalamasını istediğini anlayacağım demiştik. Bakıyoruz aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk öncelikle? Neydi? Bir veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunuyordu. O zaman toplayalım hemen arkadaşlar şöyle. 48, 60, 12, 80, 90, 62 ve 68. Toplayacak olursak arkadaşlar şöyle 10, şöyle 20. 20'nin 0'ı dedik. Elde var 2 diyelim. Şöyle 10, 11, 19,
9 daha 28 dedik. Şöyle 6 daha 34, 6 daha 40 ve 2 de elden vardı. 42, yani toplamı neymiş? 420. Neydi? Toplamının veri sayısına bölümüydü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane diyorum. 7'ye bölersem buradan da ne olacak? Aritmetik ortalamamız 60 olacakmış diyoruz. Yeni sorumuz geldi. Yukarıda verilen sayı grubunun modu kaçtır diyor. Mod neydi arkadaşlar? Veri grubundaki en çok tekrar eden değere biz mod diyorduk. Bir diğer adı neydi? Tepe değerdi değil mi? Tepe değerde olarak da çıkabilir karşımıza. Şaşırmıyoruz. O da aynısıydı zaten. Dersimizden hatırlıyoruz. Nasıl bulacağız arkadaşlar? En çok tekrar eden. Bakıyorum. Bakın 4 bir de burada var. 3 defa değil mi? 4'leri bir silelim. Bakıyorum bakın 5 bir defa. 6 bir defa. 8 var değil mi? 1, 2, 3, 4 defa. 8, 4 defa diyelim şöyle. 8'leri de silelim. Bakın zaten 3 bir defa, 2 bir defa. En çok tekrar eden kim arkadaşlar? 4 defa olmak üzere 8'dir diyoruz. Yani o zaman bu sayı grubunun modu 8'miş dedik. Bir diğer sorumuz geldi. Yukarıda bir toplulukta kişilerin yaşları verilmiştir. Bunların yaşlarının oluşturduğu dizi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın modu 15 demiş. Mod neydi? En çok tekrar edendi, değil mi? Bakıyorum. Bakın en çok tekrar eden 5 değil mi? 5 kişi var. 14 olması lazım. O zaman modumuz 15 değil. 14'tür diyoruz. Medyanı 18'dir demiş. Peki ben medyanı nasıl buluyordum arkadaşlar? Medyanın bir diğer adı neydi? Ortanca değerdi, değil mi? Nasıl buluyorduk? Veri grubundaki sayıları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralıyorduk ve ortadaki sayı bize medyanı veriyordu. Ortancayı, ortanca değeri veriyordu. Bakın sıralamak istersek küçükten büyüğe sıralayalım. 14 yaş en küçük olur, değil mi? Şöyle 14, 14, 14, 14, 14. 5 kişi oldukları için burayı eledik. Daha sonra 15 var, değil mi? 4 kişi. 15. Burayı da eledik. Daha sonra bir kişi 16 yaşındaymış. Burayı da eledik ve 3 kişi 18 yaşındaymış. Şimdi artık bakın bakacak olursak şöyle ortadaki değere bakmak istiyorum. Bir baştan bir sondan ortadakini bulalım hemen. Bakın ortadaki değerim ne oldu? 15 oldu. O zaman medyanım 18 değil, 15'tir diyorum. B de yanlış. C'ye bakalım. Modu ile medyanın toplamı 30'dur demiş. Bakın modu 14 bulduk doğrusu olarak, değil mi? Medyanı 15 bulduk. Toplamı 30 olmaz. 29 olur diyorum. Bu da yanlıştır. Aritmetik ortalaması 200 bölü 3'tür. Zaten doğru çıkıyor. İsterseniz bir de deneyelim. Bakın toplamlarını bulacak olursak yaşların. Bakın 4 kişi 15'er yaşındaysa yaşları toplamı ne olur? 60 olur, değil mi? 5 kişi 14 yaşındaysa yaşları toplamı 70 olur. Bakın buradan yaşlar toplamı ne olacak? 54. Buradan da zaten 16. Toplayacak olursak arkadaşlar şöyle. Şöyle ne yaptı? 130. 184. 16 daha. 200 bölü. Kaç kişi var? Hemen bakalım. 9. 12. 13 kişi var. Demek ki o zaman aritmetik ortalama ne oldu? 200 bölü 13'tür. Doğrudur diyoruz. Yeni sorumuz geldi. Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması medyanından ne kadar fazladır diyor. O zaman öncelikle bir ortalamasını bulalım. Ne yapacağım? Toplayacağım, değil mi? Şöyle 130, 50 daha 180 dedik. 40 daha 220. Şöyle 300, 390. 390 bölü 6 tane olduğu için 6 diyorum. Şu 390'ı 6'ya bölecek olursak arkadaşlar 6 kere var dedik. 30'un içinde 6, 5 kere var dedik. O zaman ortalamayı ne bulduk arkadaşlar? 65 şeklinde bulduk. Şimdi bir de gelin medyanını bulalım. Medyanın içinde bakacak olursak ne yapacaktım? Ya büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayacaktım, değil mi? Sıralayacak olursak küçükten büyüğe yapalım. Şöyle 40, değil mi? 50. Bakın 60, 70. Şöyle silelim. 60, 70, 80, 90 olacak, değil mi? Sıraladığımız zaman. Bakıyorum ortadaki hangisi olacak?
Şunlar gitti, şunlar gitti. Bakın ortada iki tane kaldı. İki tane kaldığı zaman ne yapıyordum? Topluyordum, ikiye bölüyordum, değil mi? 60 artı 70 bölü 2 olacak. Yani 130 bölü 2'den medyanımızda ne bulduk arkadaşlar? 65 bulduk. Ne kadar fazladır diye soruyordu. Çıkartırsam 65 eksi 65'ten 0'dır diyoruz. Yeni sorumuz geldi. Ata Ortaokulu'ndan hangi yıl hem mezun olan öğrenci sayısı hem de fen liselerine yerleşen öğrenci sayısı bir önceki yıla göre artış göstermiştir demiş. Bakıyorum o zaman. 2013 yılı için başlayacak olursak arkadaşlar. Fen liselerine yerleşen öğrenci sayısı 60. Toplamda mezun olan öğrenci sayısı ne kadarmış arkadaşlar? 20, 50 daha 70, 60 daha 130'muş diyoruz. 2014 yılı için bakacak olursak, fen liselerine yerleşen öğrenci sayısı, bakın siyahla gösterildiği için bu da 60, değil mi? Toplamda mezun olan öğrenci sayısı kaçmış arkadaşlar? 20, şöyle 30 daha 50, 60 daha 110. Zaten bakın hani şurada da artış yok. Aynı miktarda fen lisesine yerleşmişler. Zaten bakın mezun sayısı da düşmüş. O zaman 2014'ü beyledik. 2015 yılı için bakacak olursak, bakın fen lisesine 40 öğrenci yerleşmiş. Zaten bakın burada da artış yok. O zaman 2015'i de eleyeceğiz, değil mi? Ne kadar mezun vermiş bir de ona bakalım. 30 öğrenci, şuradan 40 öğrenci ve bakın fen liselerine de 40 öğrenci, Anadolu liselerine de 40 öğrenci. Yani 80, 110. Demek ki toplamda 110 öğrenci mezun vermiş. Zaten 2015'te değil demiştik. 2016 yılı için bakacak olursak fen liselerine yerleşen öğrenci sayısı 60. Bakın artış var, değil mi? Mezuna da bakalım. Artış varsa zaten bize istenen o zaman 2016 yılıymış diyeceğiz. Ne kadar mezun vermiş? 20 öğrenci buradan. 40 daha 60, 60 daha 120 öğrenci. Bakın bunlar da artış göstermiş. O zaman 2016 yılıdır diyoruz. Bir diğer sorumuzu aldık. Bir veri grubunda diğer verilere göre çok büyük veya çok küçük değer olduğunda o veri grubu hakkında yorum yapmak için ortanca yani medyan da diyebiliyorduk, değil mi? Ortanca aritmetik ortalamaya göre daha kullanışlıdır demiş. Bakın bilginizi vermiş. Matematik öğretmeni Zeynep Hanım'ın 4 farklı sınıfa yaptığı 1. yazılı sınavında öğrencilerin aldığı yazı notları aşağıdaki tablolarda düzenlenmiştir diyor. Bu tablolara göre hangi sınıfta 2. yazıldaki başarı durumunu yorumlayabilmek için aritmetik ortalama yerine medyan kullanılması daha doğrudur? Bakın şurada bize ne demişti? Çok büyük veya çok küçük değerler olduğunda medyan kullanmak yani ortancayı kullanmak daha kullanışlıydı, değil mi? Bakacağım şimdi 8A sınıfında bakın notlar hep 99, 98, 100. Bakın hep 95 ile 100 aralığında birbirine çok yakın değerler. B sınıfı için de bakıyorum. 8B sınıfı için de aynı bakın çok birbirine yakın değerler. C sınıfına da bakacak olursak arkadaşlar bakın 100 de var, 99 da var, 95 de var. Başka ama ne var? Bakın 40 da var. 44 de, 48 de. Bakın hem çok büyük değerler var, hem çok küçük değerler var. O zaman C sınıfında yani 8C sınıfında medyan kullanmak daha kullanışlıdır diyebiliriz arkadaşlar. D sınıfına da bakmak isterseniz bakın burada da değerler hep birbirine çok yakın değil mi? 70 var, 66 var, 68, 69, 71, 72 çok yakın değerler. O yüzden 8C sınıfıdır dedik. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bizimle kalın.